29 yıl oldu. Yani düşünün, çeyrek asrı geçmiş bir tek evladı kaybetmenin üzüntüsü, acısı ve bir de yaşadığımız bu haksızlığın bize yaptıkları, yani evladımı kaybettikleri yetmediği gibi bir de bunun zulmünü de ayrıyeten yaşıyoruz. Düşünün yani, yarın anneler günü. Ben zaten evladımı kaybetmekle birlikte anneliğimi de ben kaybettim. Çünkü tek evladımdı, tek dayanağım. Onunla birlikte tek başına yaşadığımız, her şeye göğüs gerdik 19 yaşına kadar. Ne yazık ki ve onun cahilliğinden benim cahilliğimden ben evladımı kendim devlete güvenerek yanlış bir şey yaptı diye götürdüm. Sen bunu yapamazsın. Biz devlete karşı gelecek gücümüz mü var ki şey götürdüm, ama ne yazık ki ikinci ayın 23'ü 1995'ten beri bu acıyı evlat hasretiyle yaşıyorum ve ben çok şeyi hep yazarak da şey yapıyorum. Düşünün yani, ben kendi annemi çok önceden kaybettim ve annemin mezarı köyde, onun mezarına gidemiyorum. Benim oğlum da kaybedildi. O da benim anneler günümü kutlamıyor. Ben yine de ona rağmen evlatlarıyla yaşayan bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Hiçbir anne evlatsız bırakılmasın, kalmasın. Anneler günü diyorum ya, yani benim için bir anlamı kalmadı yani. Çünkü ben annemi de kaybetmiş. Yani bir annenin günü anlamlı olması için ya evinde çocuğun olacak ya da dışarıda komşu yaptığın evladın olacak. Torunlarımla birlikte gelecek. Benim anneler günümü kutlayacak. Benim için öyle bir anlamı olur. Ama ben şimdi düşünün ki yani bir baykuş nasıl ki bir viranede oturuyor, kendi kendine düşünüyor. Ben her bayram, her anneler gününde, her yıl başında oturup düşünüyorum yani. Kapım sesi kulağımda çınlıyor ama kendisi yok. Yani bu kadar zulüm yeter diyoruz. Yani mesela bugünkü anneler resimlerini tuttuk. Bu anneler evlatlarının akıbetini öğrenmeden, onların herhangi bir adalete ulaşmadan, bir mezarı olmadan aramızdan ayrıldı gitti. Ben de o anneler gibi olacağım diye, o da ayrı bir üzüntü insana veriyor. Ki mesela kimse anlatıyor, torunum var, şuyum var. Benim hiç öyle bir şeyim yok yani. Oğlumun yerini tutacak, onun kokusunu bana tattıracak, o da yok. İşte ettiğimiz mücadele çok meşru, çok haklı. Yani bir anne evladını aramak kadar, sormak kadar, bundan yani herhangi bir şey olmaması lazım ki ben kendi elimle götürmüşüm. Peki ne konuştunuz mesela en son gördüğünüzde, işte kendi elimle götürüp teslim ettiniz? Ne konuştunuz, ne söylediniz? En son gördüm, zaten karakoldaydı. En son gördüğümde bir şey konuşamadık. Benim iş yerime kapısına getirdiler. Oradan oğlunu İstanbul'a götüreceğiz dediler. İzmir'de oturuyorduk biz. İstanbul'a götüreceğiz dediler. Yol para 4000, o zamanın parası 4000 liraydı. Benden yol parası aldılar. Ben de oğlumla gelim dedim. Bizi oyalama işte. Bu şu saatte gideceğiz. Yarın gel, perşembe günü, cuma günü gelirsin, çocuğunu görürsün dediler. Yani düşünün ki ayrılığımız da çok acı oldu. Sadece o bana baktı, ben ona baktım. Yani sanki ben şimdi onu şu şeye getiriyorum. İyi, benden alın götürün de nereye götürürseniz götürün deyip gibi arkasından sadece baka kaldım yani. Ne oğlum anne hakkını bana
helal et ya da ben oğlum o nasıl laf, senin sağlığına helal olsun deyip yol sürüyemedim yani öyle. Benimki çok bambaşka bir şey oldu yani. Yıllardır da mücadele ediyoruz. İçişleri bakanlar değişiyor, İçişleri Bakanları değişiyor. En sonunda da alanımız kapatıldı. Düşünün yani biz orada oturarak eylem yapıyoruz. Ben gelmişim 72 yaşına, orada ayakta halen o evladımın akıbetini öğrenmek ve bir mezar olsun, bir çiçek bırakayım. Ölünce o bana dert olmasın diye. Bütün anneler gibi ben de o acili her anda ölüp gideceğim yani. Yani ben zaten artık hep her şeyimi kağıtlara dökerek şey yapıyorum yani. Dışarıda her şeyi konuşmamız yasak olduğu için kağıtlar üzerinde. Anneler günü. Ben çoktan kendi annemi kaybettim. Mezarı köyde, gidemiyorum. Bana da anneler gününde gelecek olan biricik oğlumu da gözaltında kaybedildiği için anne aç kapıyı, ben geldim, anneler günün kutlu olsun, nasılsın demeyeli yıllar oldu. Ben oğlumun ağzından anne diyen o sese hasretim, duyamıyorum. Böyle bir günün anlamı da çoktan kaybettim. Ben oğlumu hem de anneliğimi arıyorum, bulamıyorum. Sağ olsunlar. Cumartesi annesi diyenlerim çok ama ben öz oğlum canımdan olan muradımı özledim. Yollarını gözlüyorum, oğul diyorum. Bir anneler günü daha geldi. Sen yine yoksun, oğul ben senin kokuna da hasretim. Gelemiyorsan esen rüzgarlarda olsun, kokun gelsin bir nefeslik olsa içime çekeyim. Ya da her neredeysen bana gel de oğul, ben sana geleyim. Oğul seni de alıp köyüme, anamın mezarına gideyim. Bak ana, duy benim sesimi, ölene kadar torununu sayıkladın, muradın mı getirdim diyeyim anneme. Yıllar sonra ben seni bağrıma basayım. Anam da benim sesimi duysun. Duymuş olsun oğul, can oğul, torun oğul. Anam da mezarında rahat uyusun. Hiçbir ana yavrusuz kalmaz. Yani artık bunu duymaları lazım. İşte bugün yani gerçekten hiç mi utanmadılar? O anneler bak işte aynı evlatlarını aradılar. Ne adalete erişebildiler, ne akıbetlerini öğrenebildiler. Onlar o acıyla halen mezarlarında rahat uyuyamıyorlar. Birinden bir haber olsun. Yani insanlar ölünce habersiz değiller. Çünkü toprak insan toprağa gömülüyor, toprak insanlara haber götürüyor. O haber de biz buradan alamıyoruz, onlar yattığı yerden alamıyor. Hepimiz acı içinde. Artık herkes kendi elini vicdanına koysun. Bize de bir hem alanımız açılsın, hem de çocuklarımızın akıbeti, hem de adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Ve o bariyerler, devlet mesela diyor ki siyasi yumuşayalım. Yumuşamaları için önce bizim alanımızın açılması, o bariyerlerin orada kaldırılması, yumuşama oradan başlasın asıl. Çünkü en ağır acı evlat acısı, bunun yanına bir de kayıp acısı. Yani iki acının ağırlığını, yükünü yıllardır taşıyorum herhalde. Yani ömrümün şunun şurasında neyi kaldı? En çok ömrümün çoğunu onu aramakla geçirdim. Bundan sonrasını ne kadar sürer, ne kadar dayanabilirim?
Herkes de kendi evladına baktığı zaman bir de bizi hatırlasınlar. Çocuklarla oturup yemek yedikleri zaman bizi hatırlasınlar. Ben her yemeğe oturduğumda yani düşünün ki o lokma senin boğazına diziliyor. Ki biliyorsun, inanamıyorsun. Acaba aç mı? Acaba birinden bir şey istiyor, vermiyorlar mı? Ben yollarda biri para isteyince ona dikkat ediyorum. Belki benim oğlumdur diye düşünüyorum yani. Bu çok ağır bir acı. Çok, çünkü ben çok kandırıldım. Yani ben 5 yıl davacı da oldum. 5 yılın sonunda da sonuç bu işte yani. Yok edilen bütün insanların akıbeti neyse benim oğlumun akıbeti de o oldu. Ne dediler peki mesela, size verdikleri cevap neydi? Bana verdikleri cevap o elimizden kaçtı, bir yerlere gitmiştir, bir gün gelir. Hiçbir anne kendisinden önce oğlunun veya kızının, evladının mezarını görmek istemez ya da onunla mezar kazılmasını istemez. Buna bile razı olduk, onu da vermedi yani. Düşünün, ben bu ülkede 20 yıl çalışmışım, bir sigortam ödemişim, o taşların, her taşın o bastığımız her taşta benim de emeğim var. Ama çocuğuma bir mezar hakkı verilmedi. Anneliğim de elimden alındı, çocuğum da elimden alındı. Ben oğlumun akıbetini ve annelik hakkımı mezarda olsun, gidip oğlumla konuşmak, onunla helalleşmek istiyorum.